Evet. Nesneye yönelik programlamaya geçelim şimdi. İlk burada yapı taşı olarak bilinen programlama dili Smalltalk'tur. Bu Xerox firmasında geliştirilmiştir. Bu arada Xerox'u sadece bir printer firması olarak görmeyin. Burada Xerox'ta Smalltalk geliştirirken Adam Kay tarafından, daha sonra da Edel Goldberg bunu alacak. Bir nesneye yönelik programlama dili tasarlamayı düşünüyorlar. Tamam, data abstraction var, o güne kadar gelmiş durumda, soyutlama olsun. Ama diyorlar ki, bunun yanında veri soyutlamasının yanı sıra bir inheritance, kalıtım, iki dinamik bağlama, dinamik binding olsun. İşte Object Oriented Programming'in ilk tam uygulamasını geliştiriyorlar. Smalltalk sadece bir programlama dili gözüyle de bakmayın, aynı zamanda bir yazılım geliştirme aracı da çıkartıyor. Kendine ait bir grafik user interface'i de var. Buna üzerinden tasarım yapabiliyorsunuz. Bu da birçok programlama dilini daha sonra etkileyecek. Programlama birimleri verileri kapsülleyen nesneler ve yöntemlerden de oluşuyor. Nesneler ve yöntemler. Hesaplama bir nesneye bir mesaj göndererek yapılır. Alt programlar var. Öncelikle nesnenizi üretiyorsunuz sınıftan. Ardından orada mesajları kullanabiliyorsunuz. Yani metotları kullanabiliyorsunuz. Burada kaynak kodu açık olması iyi bir eğitim ortamı haline gelmesini sağlamıştır. Diğer dillere göre çok basit bir sözlüğü vardır ve platform bağımsız bir dildir. Tüm farklı platformlarda çalışabiliyordu. İşte C++'ın etkilendiği dillerden de bir tanesi budur. C++ emir esaslı ve nesneye yönelik bir programlama dilini birleştirdi ve ortaya çok daha güzel bir dil çıkardı, C++. Bu Bell laboratuvarlarında sağ taraftaki bilimci tarafından çıkartılmış arkadaşlar bir programlama dilidir. C'den ve Simula 67'den etkilenmiştir. Özellikle Simula 67'de burada nesneye yönelik programlama özelliklerini almış. Hem prosedürel kullanılabiliyor, hem de object oriented şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve çok hızlı şekilde popülerlik kazanmıştır. 1997 yılında da ANSI standardını almıştır, bir standart olmuştur. Burada birçok işte çoklu miras, koi tip ayrımı, dinamik bellek yönetimi, hazır şablonlara sahip olma, çok biçimlilik, polimorfizm, bunun yanında function ve operator overloading, her ikisi de var. Hem operatörlerin aşırı yüklenmesi hem de fonksiyonların aşırı yüklenmesi. Çok fazla nesneye yönelik programlama özelliğine sahip. O yüzden de çoğu üniversitede nesneye yönelik programlama dersinde de kullanılmıştır. Bu arada Microsoft bunu alıp Microsoft C++'a çevirmiştir. Üzerine properties, delegeler, delegates, interface, ve çoklu miras yalnız burada yok. Onu size söyleyeyim. Çoklu mirası Microsoft çıkartıyor. Çoklu miras C++'da var. Bu arada en yaygın kullanılan programlama dillerinden bir tanesi C oluyor. Özellikle de günümüzde hala oyun geliştirmede de kullanılıyor. Kötü yanlarına bakacak olursak büyük ve kompleks bir dil. Ada ve Java'dan göre daha az güvenli. Tabii C'nin devamı diller. Yine nesneye yönelik dillere de bir bakalım. Bunlardan bir tanesi Objective-C. Burada yine bu Objective-C de C programlama diline ve Smalltalk tarzı mesaj yazmaları ekleyen genel amaçlı nesne yönelik programlama dili olarak çıkıyor Objective-C. Burada Cox ve Love tarafından 1980'li yıllarının sonunda geliştiriliyor. Bu ayrıca macOS, Apple'ın macOS, iOS sistemlerinde uzun yıllar kullanılıyor. Hatta cep telefonlarında bile uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Objective-C öğrenmek zorundaydınız. Bu Apple'ın cep telefonları için. Ama 2014 yılında Swift'i piyasaya sürüyorlar. Ve şu an Swift kullanılıyor programlama dili olarak. Objective-C yerine Apple tarafından. Geldik diğer taraftan yine başka bir Object Oriented Programming diline. Bu da Eiffel.
Tabii diyeceksiniz Meyer nereli? Fransız arkadaşlar. Eiffel ismini veriyor programına. Bu da emir esaslı ve object oriented bir dil. Yani hibrit bir programlama dili olarak görebiliriz. Özellikle soyut veri yapıları, kalıtım, dinamik bildirimleri destekliyor. Alt program ve çağrıları arasında iletişim için kendine ait bir assertion, bildirimler sistemi kurmuş durumda. Bunu da size söyleyeyim. Yan tarafta da çok basit bir kodunu görüyorsunuz. Class, klası yarat, özellikler, yap, her seferinde yap kullanıyor. Biraz zor bir dil. Do and print el. Ekrana elle öğret yazan bir kod görüyorsunuz. Tabii Pascal demiştim. Pascal'ın devamında ortaya çıkan bir dil var. Bu öncelikle Turbo Pascal çıkıyor. Onu söyleyelim. Turbo Pascal'ı geliştiren Anders Helsberg bunu tasarlıyor. Delphi'yi. Bu Helsberg bu arada çok ünlü birisi. 1996 yılında Microsoft'a geçiyor ve .NET'in temellerini atıyor ve C Sharp'ı yaratan baş tasarımcı bu. Çok çok ünlü birisi o açıdan. Emir esaslı object oriented bir dil geliştirmeye çalışıyor. Burada diyor ki C++ ve Objective-C'ye benzeyecek ama Pascal programlama dil komutlarını kullanacak. Evet ben de arkadaşlar yıllarca Delphi kullandım. Onu size söyleyeyim. Çok süper bir ortamdı. Hatta şunu size söyleyeyim. Nesneyi programlamayı dahi bilmenize gerek yoktu. Direkt sürükte bırakla birçok işlemi yapabiliyordunuz. Yani kendine ait bir IDIS de vardı arkadaşlar. Kod tasarlama ortamı da vardı. Belki onun da resmini koymuştum slaytlara bakarız şimdi. Delphi C++'dan daha zarif ve daha güvenli. Ayrıca C++'a göre de daha az karmaşık. Bu yüzden de çok fazla ifade edilebilirlik, yazılabilirlik, okunabilirlik çok çok daha iyi. Yani daha küçük ve basit bir dil olarak ortaya çıkıyor. C++'ın parçası olan operatörlerin aşırı yüklenmesi, genetik alt programlar, parametre sınıfları da içermiyor. Daha da basit, sadeleştirilmişler Delphi'de. Delphi'nin en büyük getirdiği özellik şuydu arkadaşlar. Ben de bunu yaşadım. Rapid Application Development. Hızlı uygulama geliştirme sağlıyordu. Şu anda yine Delphi hatırlamış oldum şu sağ taraftan. Bakın formlarınız vardı. Şurada bileşenleriniz gözüküyordu. Bunları sürükle bırakla şu sağ üste. Sizin arkadaşlar yaratılmış hazır sınıflarınız vardı. O sınıflardan nesne yaratabiliyordunuz. Sürükle bırakla. Örneğin şuradan A'yı çekiyordunuz. Buraya bırakıyordunuz. Bunu çekip buraya bırakıyordunuz. Ardından da altına girip kodlarınızı yazıyordunuz. İki ekrandan oluşuyor. Tasarım ekranı ve kod ekranı. Ve şöyle bir şey de vardı. Örneğin buraya bir tane buton bıraktınız. Butonun üzerine çift tıkladınız. Girip içine kod yazabiliyordunuz. Şurada ekranda seçtiğiniz nesnenin özelliklerine ulaşabiliyordunuz. Propertilerine. Artı olaylarına da ulaşabiliyordunuz. Örneğin click olayı. İşte çift click olayı gibi. Evet, olayı ayrı ayrı tanımlayabiliyordunuz. Evet, Delphi'yi de hatırlamış oldum birazcık şu ekrandan. Uzun yıllar oldu tabii ki görmedim arkadaşlar. Graphical User Interface çok gelişmiş arkadaşlar bir programlama olanını sağladı şu ekran. Diğer dillere göre çok çok ön plana çıktı. Diğer dillerde buna benzer özellikler çıkmıştı tabii. Smalltalk'ta da ne demiştik? Bir tasarım tarafı da tasarlıyorlar. Tabii bunlar en başarılarından bir tanesi arkadaşlar Delphi'dir. Türkiye'de de çoğu firmanın Delphi kullandığını gördüm. Hatta hala kullananlar var. Ve bunun için Pascal bilmelisiniz arkadaşlar. Dizi elemanların kontrol edip pointer aritmetiği, tip zorlamada C ve C++'a göre daha güvenli. Evet. Delphi çeşitli versiyonları çıkıyor. En son benim bıraktığımda Delphi 7 versiyonunu kullanmıştım. 2000'li yıllarda çıkmıştı. Sonra Delphi 8 ile birlikte .NET teknolojilerine yöneldi. .NET'i kendine bir framework olarak seçti ve onun üzerine Pascal kodlarını, Delphi kodlarını geliştirmeye başladı. Bu arada bu bir şirket tarafından desteklenmiştir arkadaşlar. Delphi, Borland. Uzun yıllar bunu geliştirdikten sonra en son bu.
şirkete sattım.